Herkese merhaba. Eğitim videosu ikincisi. Markerlar nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Gördüğünüz üzere elimizde çeşitli markerlar var. Daha fazlasını da göstereceğim. Bunlar genelde sokağa tag dediğimiz işleri yaparken yani imzamızı atarken kullandığımız şeyler. Bu arada farklı terimler var. Tag atılır, tag yapıştırılmaz, tag patlatılmaz, tag imza demektir, imza atılır. O yüzden tag atmaktan gelir. Tag patlatmak, tag bilmem ne yapmak gibi şeyler kullanıyorsunuz. Bunlar yanlış. Evet, bunlar markerlarımız. Çeşitli markerlar var. Paint marker dediğimiz içinde su bazlı boya olanları var. Bunlar da genelde permanent dediğimiz çıkmayanlar. Özellikle bu. Bu marka çok iyi. İsmi Krink. Hepsini göstereceğim size. Seyredin. Evet, paint marker dediklerimiz bunlar. Piyasada bolca bulacağınız markerlar bunlar. Özellikle Posca. Özellikle bu Molotov. Ve Galton. Montana Galton. Başka bir markerı. Bu da paint marker. Bu da daha farklı bir Posca marker. Şimdi bunların kalınlıkları nedir, nasıldır? Size göstereceğim. İlk size geldiği zaman bunun ucu beyaz oluyor ve bunu ters çevirip çalkaladıktan sonra bir yüzeye bastırmanız lazım. Şöyle şu hareketle. Ondan sonra buradaki süngerin ıslandığını göreceksiniz. Bakalım bu kalemle Posca'yla nasıl yazılıyormuş. Yanlamasını tuttuğunuz zaman bu kalınlıkta çizer. Eğer şöyle dik olarak kullandığınız zaman da bu kalınlıkta çıkartır. Bu gördüğünüz Posca kırmızı. Şimdiki kullanacağımız Montana akrilik marker. Bunun da yan olarak kullandığımızda bu şekil, dik olarak kullandığımızda da bu şekil çizer. Şimdiki de Molotov. Bunlar hep gösterdiklerim hepsi paint markerlar, su bazlı. Bu da tekrar yan kullandığımızda bu şekilde, dik kullandığımızda ise bu şekilde çizen bunlar markerlar. Şu göstereceğim de yine Uni Posca. Daha farklı ucu var, ince. Bunda tabii yan dik yok. Bu şekilde çizen markerlar bunlardan. Şimdi ötekilerine geçelim. Permanentler nedir, ne değildir? Evet, ilk videonun başında gösterdiğim üzere bu markerlar permanent olanlar. Markası Krink, acayip kaliteli. Birazcık da pahalı tabii bunlar. Şu squeezy dediğimiz ucu süngerli olanlardan. Bunu sıktığınız zaman böyle damlalar bırakır. Öteki de bu şekilde kesik uçlu bir marker, siyah renk. Şimdi bakalım bunlar nasılmış. İlk test edeceğimiz bu. Bunun çizgi kalınlığı bu. Bunu basıp çektiğinizde de bu şekilde akma yapabiliyor. Onun için bastırmadan çekmeniz daha sağlıklı. Ucu çünkü uzun. İlk gördüğünüzde böyle bastırdığımda acayip bir şeyler olur diye düşündürüyor size ama pek öyle değil. Daha sonraki markerımız bu. Squeezy. Gördüğünüz üzere. Bunun ucu süngerli. Bunun normalde çizme tekniği aslında böyle çizdiğiniz zaman bastırmadan hiçbir sıkıntısı yok. Ama bunu birazcık bastırarak kenarlarından sürttüğünüz zaman bu şekilde akmalar yapabiliyor ve açıkçası bu da güzel farklı efektlere sebep olabiliyor. Mesela evet, özellikle çok fazla tag yapan insanların daha ucuza gelmesi açısından şöyle bir teknikleri var. Bunlar gördüğünüz üzere boş markerlar. Yani biraz önce size gösterdiğim squeezy markerların boş hali. Şunun ucunu şuradan açtığınız zaman, kameraman gel,
Şunun ucunu buradan açtığınız zaman içine boyayı doldurabiliyorsunuz. Daha doğrusu mürekkebi. Bu da öyle bir şey. Bu Montana Gold'un olan. Sizi en başta bahsettiğim gibi süngeri şu anda ucu bunun temiz. İçinde de fark ettiyseniz misketi var. Bilye. Bu şekilde farklı mürekkepler satılıyor. Bunlardan alıp bunların içine doldurabiliyorsunuz ve doldurduktan sonra daha ucuza gelebiliyor size. Doldurması birazcık pis bir iştir, elinize falan filan gelebilir. O yüzden doldurma işleminde plastik eldiven takmanızı tavsiye ederim. Bu da işin tips tricks'i sizin için.